Cafer Bey, soğuk havalarda özellikle çabuk grip ve nezle olurdum. Ekinezya seti kullandım. Yaptığım iş dolayısıyla genellikle kargo ürünlere temas ettiğim için çabuk virüs kapardım. Bu sene bir kez oldu muhtemelen ama sadece biraz hapşırdım. Burun akıntısı ile 3 gün içerisinde geçirdim. Ayrıca kas ağrılarım olmadı. Hocama çok teşekkür ediyorum. Almanya'da sonbahar, kış, ilkbahar mevsim başladı mı? Ben gribe başlıyordum. Gökçek grip sözünü başladı diyorlardı. Ya o ne elimden değil yani. Bağışıklığım çökmüş. Onun 3 sene ilaç kullanmışım. Fibromiyalji nedeniyle. Gastrit, ülser, alerjik bronşiyal astım, alerjik atopik eksem, bir sürü hastalık. Kandida 2 ay askerlik yapınca orada askerlikte kandida mikrobu da kaptık. Birçok hastalık. Sonbahar, kış, ilkbahar başladı mı grip başlıyordu. 15-20 defa grip oluyordum. Her seferinde de bir hafta, 2 hafta zor atlatıyordum. İstirahate ayrılmak zorunda kalıyordum. Zencem ayı geliştirdim, buldum, buluş yaptım. Tabii önce kendi üzerimde denedim. Şimdi nasıl oldu da böyle bir şey buldum? Burada bir hikayesi var işte. Allah Allah, zencema çok enteresan bir şey. Şimdi Moringa firmasının distribütörüyüm. Kanser hastasına Moringa götürdüm. Moringa bağışıklık sistemine şey, Noni, pardon, Noni. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Noni. Daha sonra tabii yapmış olduğum araştırma sonucunda Noni'yi bırakınca problemler tekrar nüksediyor. Geçici bir rahatlama sağladığı için bıraktım Noni'yi. Canım sıkıldı. Millete de parasını iade ettim. Al paranı, al paranı. Vazgeçtim Noni'den. Öyle bir arkadaş dedi ki, ya Noni falan boş ver dedi. Bende bir formül var ki Noni'ye 1000 basar. Neymiş dedim? Sarımsaklı limon suyu. Sarımsaklı limon suyu. Sarımsak limon suyu. He, bu kadar mı? Bu kadar. Olmaz dedim. Niye? Küflenir. İçinde koruyucu yok. Orasını bilmem. İyi bir araştırdım, bir araştırdım. Rus iksiri denen şeyin aslında Türk iksiriymiş. Çünkü bundan 1000 yıl önce Horasanlı bir Türk doktor Muhammed İbni Ebu Bekir El Razi, İbn Sina'dan sonra en büyük Türk hekimi, buluş yapmış. Sarımsaklı limon suyu. Fakat sarımsaklı limon suyunu bu tez bozuldu. O zaman da buzdolabı olmadığı için ne yapmışlar? Soğuk bölgelerde, Kafkaslar'da, Sibirya'da soğuk bölgede yaşayan Türkler Rusya'da bozulmadığı için orada kullanımı artmış. Anadolu'da kullanımı tez bozulduğu için vazgeçilmiş. Rus iksiri değil, Türk iksiri. İlk bulan bir Türk. 1000 yıl önce. Bu bozulmaması için ne yapmalıyız? Yani bozulmadan sarımsaklı limon suyu nasıl üretebilirim? Doğal koruyucu. Peki bunun etkisini nasıl artırırım? Alıç, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başa botu, zeytin yaprak, kakule, at kuyruğu vesaire vesaire 19 bitkiden özel bir karışım yaptım. Bu en son hali 25 versiyon. Yani her versiyonu geliştirmek 3-4 ayın alıyor bir insanın. Geliştiriyorum, uğraşıyorum, deniyorum. Eksik bir şey var mı?
Yeniden geliştiriyorum, değiştiriyorum, dönüştürüyorum vesaire vesaire. 25 son hali. Kişinin bütün damarları tıkalı olsa alt haftada açır. Bağışıklık sistemi çökük olsa alt haftada enerji verir. Adamın biri geldi. Sinir sıkışması var, omurilik, bel fıtığı, efendim, omurilik zedelenmesi, trafik kazasından sonra yürümekte zorlanıyor. 400 metre yürüyor. Belinden, ağrıdan duramıyor. Duruyor, durmak zorunda kalıyor. Isınıyor sinirler. Sonra 5 dakika bekledikten sonra tekrar yürümeye başlıyor. 400 metre yürüyor, 500 yürüyemiyor. Isınıyor, ısınıcı ağrıları artıyor, duruyor, bekliyor, tekrar yürüyor falan. 6 hafta sonra dedim, 400-500 metre değil, 10 kilometre yürüyeceksin. Keşke dedi, keşke dedi. Hiç sorun değildim. Zencemay. Adam 6 hafta sonra geldi. Nereden geliyorum biliyor musun? Nereden geliyorum? İstiklal Caddesi. Taksim'de. Ekstra yayın geldi. Gerçekten iyileştim mi, iyileşmedim mi diye adam 10 kilometre yayın yol yürümüş. 10 kilometre. 10 kilometre yayın yol yürümüş. Gerçekten iyileştim mi, iyileşmedim mi? 10 kilometre yürüdüm. Hiçbir rahatsızlığım kalmamış. Hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Bel fıtığı, boyun fıtığı, yani trafik kazasında tedirlenmeden dolayı omuriliğin içerisinden geçen sinir sıkışmasından dolayı yürüyemiyor. Evet.